Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Size bugün gördüğünüz gibi çıtı pıtı böyle çok şeker bir modelle karşınızdayım arkadaşlar. Evet. Modelimizin gördüğünüz gibi serum halkalarıyla böyle kirpiklerle işlemiş çiçekleri ve altında sık iğne ile böyle saksı şeklinde yapılmış yeşil ara suyumuz var arkadaşlar. Evet. Modelimizin yapımı bu şekilde. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Metalimiz için arkadaşlar şöyle kenarda gözüktü. Biraz karışık içi ama en küçük boy serum halkalarını kullanacağız. Bir, iki zincir çektim. Bu şekilde mavi ipimle yapıyorum. Ve serum halkamı arkadaşlar şu ipten tutarak rahat bir şekilde şunu şundan tutarak rahat bir şekilde sık iğnemizi yaptık. 5 tane zincir 5 zincirimi çektim. Bu şekilde buradaki halkama girip kirpik olarak buraya kapattım. Bir tane kirpiğimiz oldu buraya. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Halkama kapattım. 2, 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Halkama kapattım. 3. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde tam 10 tane kirpik yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Benim ipim hem kalın hem de arkadaşlar bu şekilde. Elimde fazla sıkı değil. 1, 2, 3, 4, 5. Eli çok sıkı olanlar zinciri altı da çekebilir. İpi ince olup eli kalın olanlar, eli sıkı olanlar pardon. 5 5 zincir. Ama arkadaşlar kirpiğin bir özelliği var. Bu şekilde kapattım. Kirpiğin bir özelliği zincirimiz ne kadar sıkı olursa ya yani sıkı çekilirse o kadar böyle kip gibi derler, kalıp gibi durur. O yüzden Böyle oyalarda bu çekilen zincirler gayet sıkı çekilmeli. Gevşek yapanlar, eli gevşek olanlar benim gibi de biraz kendini zorlayıp sıkı yapmaya çalışsın arkadaşlar. Ne kadar sıkı zincir o kadar güzel kirpik. Şimdi arkadaşlar tekrar 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Şu ipim vardı ya arkadaşlar. Şu ipimi şöyle 3 tane kirpik kala mesela 6 oldu. 4 kala 3 kala. Bu şekilde arada kirpiğin üzerinden bir sık iğne yapıp içine kaynattım. 3 6 7. Tekrar 5 zincir. 5 zincirimi çektim. 8 1 2 3 4 5 zincir. 9 1 2 3 4 5 zincir. Ve sonuncu arkadaşlar kirpiğimi de bu şekilde yer açarak buraya kapattım. Şöyle bir zincir çektim. İpimi kopardım. İpimi kopardım arkadaşlar. Bu şekilde arkadan ilk ilmeğimi tuttum. Buradan çektim arkaya. Önde bırakmıyoruz arkadaşlar. Şu ipim zaten üzerine dört tane kirpik yaptım. Öbürü de arkaya çektik. Sağlam aslında ama olsun. Yine de şöyle bir tüylenme olmasın. Uzaktan da olsa bir çakmak tutalım arkadaşlar. Evet. Bu şekilde kirpiğim hazır arkadaşlar. Daha önce bunu da yapmıştım. 5 zincir çekerek 10 tane kirpik yaptık. Şimdi bunları eklemeye gele geçelim. Bu şekilde buraya şöyle orta boy bir örümcek yapıyoruz arkadaşlar. Bir iki defa tığımın başını doladım. Bir iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bir iki 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 olarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine iki tane zincir çekiyorum buraya. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar sıra mavi de olduğu için mavi rengimi alıp şöyle ters tarafından kirpiğimin içine giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Girdim bir sık iğne yaptım buraya. Tekrar iki zincir çekip buraya çevirdim arkadaşlar. Kirpiğimi çevirdim. Trabzanımın içine iki zincirimi bu şekilde buraya Ettim. Şimdi 6 tane sık iğne yapıyoruz buraya 1 2 Trabzanımızın içine yani 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemiz buraya hazır Aynı tığ battının içine devam ediyoruz arkadaşlar Bu şekilde aynı tığ battıya kapattık Sık iğnemizi Tekrar 5 tane zincir Beş zincirimi çektim. Arka tarafına dönüyorum. Bu şekilde. Şimdi arkadaşlar çok sıkı çektiğim için arkadaşlar bir tane daha çekelim. Bir tane buraya kirpik atlayıp ikinci kirpiğimin içine bu çektiğim zinciri kapattım bu şekilde. Tekrar bir zincir çekip düz yüzüne çevirdim trabzanımı. Bir tane kirpiği tuttu, atlayıp ikinci kirpiye tutturduk arkadaşlar sık iğne ile. Ve buraya 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğneyi de bu tarafa yaptık. Yine 7. sık iğnemizi aynı şekilde buraya kapattım. Tığ battımın içine kapattım. Bir zincir çektim. Şöyle yine küçük bir örümcek yapıyoruz. İki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battıya bu örümceğimizi kapattık arkadaşlar. Bu şekilde ara mesafesini vermiş olduk. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Bu şekilde iki defa tığın başını doladım. Bir iki tığ battı atlayıp 3. tığ battıya bir iki 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 şeklinde bir trabzan yapıyorum. Yine iki tane zincir çekip buradan arkadaşlar bakın ipi kopardığım yerden olursa mesela daha muntazam duracaktır. Ama ters tarafını çeviriyorum. Düz tarafından değil ters yüzünden kirpiğimden Sol elimin hiç kuvveti yok herhalde arkadaşlar. Hemen bırakıyor kendini. Tutmuyor, tutamıyor çiçeği. Sık iğne ile kapattım. Ya da tığım artık nasıl daldırıyorsam sol elimin kuvveti mi yetmiyor? Bu şekilde tekrar iki zincir çektim arkadaşlar. Ve çevirdim ön yüzüne. Bu şekilde trabzanıma kapattım zincirimi. 1 2 3 4 5 6 ve aynı tığ battının içine bu şekilde 7. sık iğnemi kapattım. 1 2 3 4 5 6 Çevirdim ters yüzüne. Bir tane kirpik atlayıp ikinci kirpiğimin içine arkadaşlar arada bir tane kirpik bırakıyoruz. Bu şekilde kapattık. Bir zincir çektim. Bu şekilde düz yüzüne döndüm. Tekrar bu çektiğim zincire altı tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6. Bu şekilde kapattım. Evet. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şey zincir çekip ezan okununca heyecanlandım arkadaşlar. Bu şekilde örümceğimi yapıp 1 2 3 tane atlayıp dördüncüye kapattım. Ve ipimi koparıyorum. Evet arkadaşlar, cami 3 bina evime 3 bina ötede. Çok yakın. Sanki evimizin içinde gibi okunuyor. Hele sabah ezanı şöyle var ya arkadaşlar. Rabbim de uyandırıyor. Öyle güzel öyle güzel sanki hani bir su tutarsın da yıkarsın ya mesela içerim öyle yıkanıyor böyle tertemiz. Öyle bir his uyanıyor yani arkadaşlar. Rabbim ezanı Muhammed'i eksik etmesin devletimizden milletimizden Rabbim razı olsun. Evet arkadaşlar. Ezan duamızda okuyup Bilal Habeşi'nin, Peygamber Efendimiz'in ruhlarını hediye eyledik. Rabbim şefaatlerden bizleri de eksik eylemesin mübarek. Cuma gecesi hürmetine dualarımızı kabul eylesin. Tüm ümmeti Muhammed'in sıkıntıda olan herkesin duasını kabul eylesin. Hayır için olan dualarımızı kabul eylesin arkadaşlar. Dua edilir bazen de hani şer için dua edilir. Rabbim hayır için olan dualarımızı kabul eylesin. Evet arkadaşlar. Dünya telaşı da bitmiyor değil mi? Evet bu şekilde. Modelimizi bitirdik arkadaşlar. Eğer şayet modelin birbirine yakın olduğunu düşünüyorsanız şu araya çektiğim arkadaşlar iki tığ battı atlayıp bu serum var ya şey pardon şu iki tığ battı atlayıp yaptığım örümcek var ya onu üç tığ battı yapıp biraz daha örümceği büyük yaparsanız bu ara mesafesi açılacaktır biraz daha arkadaşlar. Şöyle bir de ütülendiği zaman şöyle kalıp gibi duracaktır arkadaşlar modelimiz. Modelimizin yapım bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıtı pıtı çok hoş bir model. Böyle modelleri çok seviyorum. Çok güzel duruyorlar. Renklerini siz tülbentlerinizin içindeki renklere göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar veya sevdiğiniz renklere göre ayarlayabilirsiniz. Elimde olan iplerle hep aynı pembe, sarı, mavi olması diye değiştirerek Sizlere elimden geldiği kadar sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. İnşallah hoşunuza gider beğenirsiniz. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.